Hepimiz çok daha uzun ve gür saçlara sahip olmak istiyoruz. Peki bu konuda neler yapabiliriz? Sevgili güzellik koçumuz Burcu Ülge sorularımızı yanıtlamak üzere, şahane karışımlarını paylaşmak üzere yine stüdyomuzda hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar. Doğru söyledim herhalde, istiyoruz yani böyle dolu dolu olsun, evet. Gür olsun, uzun, evet. Biraz hızlı uzasın ya. Evet. İstediğimiz şekli verelim, kısaltalım, arada küsmesin, devam etsin filan istiyoruz yolumuzu. Evet, evet. Ben öyle istiyorum, bilmiyorum siz de öyle misiniz ama... Evet, hem erkekler hem de kadınlar aslında istiyor biraz güç, dolgun saçlar olması. Yani erkek tipi saç dökülmeleri de var biliyorsunuz. Sadece biliyorum, kadınlar çekmiyor aslında. Erkekler çok saçta takıyor bu meseleyi gerçekten. Kadınlar evet tabii takıyoruz yani sonuçta. Erkeklerde de aslında hani kel saç biraz karizma da veriyor. Hani bazı bence insanlara evet. Bazı insanlara çok evet. Da yakışıyor ama tabii ki bunu birazcık da olsa takan insanlar var tabii ki. Lokal böyle erkek tipi saç dökülmeleri için de mesela bu yağ biraz sonra paylaşacağımız yağ çok iyi gelecektir. Ama tabii ki biz kadınlar için çok önemli. Yani hani evet. Böyle güzel saçlar, dolgun saçlar, sağlıklı saçlar, yorgun bile gözüksek saçlarımız böyle bir fönlü bakımlı olduğunda hani o günü kurtarabiliyoruz çünkü. Doğru. Onun için çok önemli saçlar. Böyle mesela uzaması için ya da daha doğrusu şöyle bir şey, dökülmesini ya da uzamasını engelleyen faktörler neler? Yani daha doğrusu dökülmesini sağlayan, uzamasını engelleyen faktörler diye düzelteyim kendimi. Evet, saç için aslında iki faktör düşünmemiz gerekiyor. Hem dışarıdan hem içeriden beslemek. Yani saç dökülmeye başladığını hissettiğimiz anda aslında saç normal döngüde zaten günlük bir 100-150 tel dökülüyor. Hı hı. Bu döngünün üstüne çıktığını hissettiğiniz anda demek ki içeride de bir eksiklikler, hı hı, var ve dışarıdan da belki de yanlış uygulamalar yapıyorsunuz. Bu her iki faktörde de çok dikkatli olmak gerekli. Şöyle bir şey, ben mesela ben de saçımla ilgili yapıyorum bir şeyler biliyorsunuzdur. Çok beni gürleşti evet, evet, ve çok çoğaldı. Evet, çok çünkü çoğaldı. Şöyle bir şey oldu. Zaten aslında şöyle bir şey, ben kendi hikayemi de anlatayım. Böyle hikayeler anlatılarak bence daha güzel paylaşılıyor mesele. Hı hı. Ben tabii ki işlem gören bir saçım var keza. Seninki aynen, de aynı şekilde. Öyle. İşlem gören saçın şeyi daha sahibi daha şanssız oluyor bu konuda. Çünkü işte doğru boyayı bulmak için süreç geçiyor. Boya işte organik boya mıdır değil midir? Onları da çok fazla bildiğim meseleler değiller ama yani sonuçta boya işlemi ya da boya yapmasanız bile sıcak ve ısı gören saçlar, işte fön çekiliyor, işe gidiyorsa kadınlar gerçekten böyle bir şey bekleniyor insanlardan, kadınlardan özellikle. İşte bakımlı olsun saç, hep bir düzgün olsun falan diye. Sürekli işlem görüyor falan derken saç bir şekilde ne yapar yani kopmaya başlıyor. Lastik kıvamına gelmeye başlıyor. Ama onun dışında böyle benim yaşım... Başlıyor, aynen. Tel. Onları zaten ben çok gördüm saçımda ama benim en çok harekete geçmemi sebep olan şey şuydu. Senin az önce söylediğin gibi. Böyle bazı testler var işte derler. Beyaz bir kağıt alın. Saçınızı şöyle bir sallayın. Hı-hı. İşte 10 tane daha fazla dökülüyorsa bir sıkıntınız var demektir falan diye. Ben onları yaptığım zamanlar da oldu ama en çok artık böyle haydi bir şey yapmamız lazım dediğim, daha kabacasını söyledim tabii ki, tam ya televizyonda söyleyemem. Hadi bir şey yapmamız lazım dediğim an şöyle bir şey oldu. Hissedersiniz duşta, banyoda özellikle kremi sürdükten sonra saçınız vücudunuzdan akarak gidiyorsa artık. Evet ve görüyorsanız evet, artık değil mi? Banyodaki orada, suda saçlarınızı aynen. Teker teker görüyorsanız işte orada tam o dakika bir şey yapmak harekete lazım geçmek dedim. Gerekiyor. Ve ben artık böyle hem işte içeriden hem de dışarıdan bir şekilde beslemeye başladım. Evet. Neden bunu yaptım? Çünkü gelecekte çok daha, geleceğe yatırım yapmak için aslında. Evet. Çünkü yaşla beraber zaten doğal bir dökülmeye gidiyor herhalde büyük evet, bir tabii, ihtimalle. Evet tabii tabii yavaş yavaş azalıyor fakat o dökülme anını yakalayıp müdahale ettiğimizde aslında ileri dönemdeki oluyor. Tabii kellik problemi çünkü hanımlarda da olabiliyor. Oluyormuş, evet, dönem dönem açılmalar. Özellikle bu dediğimiz faktörlerin üzerine bir de stres eklenirse böyle aniden daha da çoklu dökülmeler de başlıyor. O anda hemen dikkat etmek gerekli. Hemen işte nedir işte biyotin kullanmak. Belki bir kan testi yaptırmak çok önemli. Yani hani bizim merkezimize gelen de genelde saçla alakalı. İşte merkezde yaptığımız saç vitaminleri, mezoterapileri var tabii ki ama öncesinde bir kan testi mutlaka istiyoruz. Çünkü orada evet nedeni ne acaba? Hani bunun temelinde ne yatıyor? Demir eksikliği olabilir, B12, biyotin olabilir, çinko olabilir, saçın yapı taşları her neyse buradaki nedeni bulup aslında içeriden de desteklemek tabii ki çok önemli. Şimdi ben bunu neden anlattım? Hikayelerimi kendim anlatırken unutuyorum neden anlattığımı, onu anlamış oldum böylece. Şöyle bir şey, çünkü ben kendim de normalde... günlük hayatımda işte vitamin de alıyorum tabii ki. Saçım için de özellikle alıyordum bu arada. Saçım dökülürken de alıyordum biliyorsun özlük. Neden olduğunu anlam veremedim o yüzden. Vitamin de alıyorum aslında, neden böyle bir şey oluyor? Meğer bağırsak emilimimde işte bir sıkıntı varmış falan. Aslında yani normalde böyle bir şey yaptığınız zaman ya da daha doğrusu bir yerden böyle size vücudunuz sinyal verdiği zaman başka bir yerin sinyalini de veriyor olabilir aslında. Evet, o yüzden de dikkat etmek lazım. Hatta bu vitaminleri de çok doğru oranda almak gerekli. Çünkü fazla demir mesela bağırsaklarda problem, kabızlık gibi
gibi problemler de yaratabilir. Onun için bu vitaminlerin alış süreçleri ve oranları da tabii ki mutlaka kontrollü bir şekilde olması lazım. Ama dışarıdan da biz çok çok bazen yanlış işlemlerle, yani iyi bakmadığımız için de saçımızı kaybediyoruz maalesef. Evet. Onlar da çok önemli. Isı işte dediğimiz gibi, yanlış boya işlemleri, bu tül tül dökülmeler, evet, hani özellikle sarı saçlar, yani bunlarla maalesef ki ben bazı erkek arkadaşlarımda bile görüyorum. Mesela avuç jöle falan sürerlerdi ya. Evet. Böyle içim acıyor mesela hala gördüğüm zaman. Maalesef. Jöle kullanılıyor mu artık bilmiyorum. Çok saç spreyleri de aynı, evet, şekilde ya. Jöleler. Yani... Ya da biz mesela şöyle bir şey, yine sözünü kestim kusura bakma. Yani bizim meslekte tabii ki böyle aşırı yorulduğumuz, yani sürekli bizim işte saçımız yapılıyor, sprey sıkılıyor. Ve gece geç saatlere, evet, kadar, evet, çalışıyoruz. Ben böyle bazen o saçla yattığım zaman diyorum ki yani gerçekten kötü bir şey yapıyorum saçım için. Hava almıyormuş, evet, gibi geliyor değil mi? Aynen. Saç telinin üzerine bir sprey kapladığınızda aslında sonuçta o da canlı bir hücre, bir tel tek başına bile canlı olduğu için, hı-hı, hani onu bir kapatmış gibi oluyoruz aslında. Evet, temizlik de çok önemli. Doğru temizlik de çok önemli. Evet. Hani düzgün şampuanlarla yıkamak, ılık suyla yıkamak, bir şampuandan, evet, fazla yıkamamak. Krem mutlaka kullanmak, doğru tarakla taramak. Aslında bunu bir önceki bölümlerimizde bir konuşmuştuk. Evet. Ve bahsettiğimiz yağları da kullanmış misafirlerimiz. Ben çok fazla yorum aldım. Ve sevindim açıkçası. Hani insanlar da işimize de çok geri teşekkür ederiz ve yorumlar da aldım. Bunların aslında tabii ki hepsi bir bütün. Evet, aynen öyle. Şimdi mesela işte bu aslında çok dikkat etmek lazım ya. Evet. Sen şimdi söyleyince de farkına varıyorum biraz da açıkçası. İşte böyle mesela bakım yaptığımız zaman bakımı saçımızdan akıtmak için bile çok fazla köpük, yani çok defalarca, evet, yıkadığımız, hı-hı, zamanlar oluyor. Hı-hı. O zaman da bütün yaptığın bakımın etkisini kaybediyorsun falan. Aslında yani tamamen bir matematik halinde bence bu. Evet, evet. Neler anlatacaksın bize mesela? Bir formül mü vereceksin? Şöyle bir rutine koyalım istiyorum ben, tamam, aslında. Bu yapacağımız yağ karışımını bir rutinde haftada bir gün, en kötü yani en kötü haftada bir gün, ama saçla alakalı bir problem yaşıyorsanız haftada iki de olabilir. Kullanmaya gayret, tamam, edelim, hadi, istiyorum. Bir de ben bugün aslında ekstra kaş ve kirpiklerimiz için de iki tane yağ getirdim. Kaş ve kirpiklerimiz için de kullanabileceğimiz. Çünkü onlar da aslında birer kıl kökü olduğu için onlar da ifademizi çok çok değiştirdiği, evet, için son dönemlerde de çok duyuyorum ben. Yine bu kaşlarımızın çok ara ara dökülmeye başladığı saçla beraber de tetikleniyor aslında. Onun için kaş için de bir serum getirdim ben. Kaş ve kirpik için. Ama öncelikli olarak kirpik, başlamak istiyorum. Kirpik şöyle, çok hassas ve göze çok yakın bir bölge olduğu için kirpiklere buradaki hazırlayacağımız saç için olan karışımı kullanmamak gerekli. Hı-hı. Öncelikle bunu bir ayrı tutmalıyız. Tamam. Göze çok yakın bir bölge ve direkt gözün dibinden de değil, kirpik dibinin bir milim yukarısından kulak çubuğuyla beraber. Hani böyle daha önce kullandığınız rimellerle de değil, hani bitmiş rimellerle de değil, kulak çubuğuyla beraber göz kirpiğe işlem yapabiliriz. 10 ml tatlı badem yağı hem saç için hem kirpik için hem kaş için. 10 ml. Peki ben o zaman şöyle açayım. Komple ağzından, hı-hı, açayım çünkü bayağı yoğun. Anladığım kadarıyla çok, hı-hı, pardon. Geldi. Evet. Buyurun. Tamam, süper. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Evet, şu an hazırladım sadece ve sadece kirpikler için. Kirpiklerimize şöyle yine homojen bir şekilde karıştırdık. Kesinlikle göze zarar vermeyecek bir yağ. Kıl köklerini direkt besleyecek bir yağ. Kirpiklerimize, ama dediğim gibi dibe değdirmeden, içten de değil, yukarıdan şu şekilde günde 1-2 istediğiniz kadar aslında uygulayabilirsiniz. Sıkça da uygulayabilirsiniz. Uçtan beslemek işe yarıyor yani, öyle mi? Tabii ki. İlla buradan verdiğimiz vitamin canlı olduğu için nasıl saçınız ucundan serum veriyoruz, hani o da dibe gidiyor. Aynı şekilde buradan da verdiğimiz gözün en dibine kadar da gidebiliyor, ama gözün en dibine kadar girmemek gerekli. Çünkü orada tabii ki orası biraz hassas bir bölge. Bizim için buralara... Göze kapanabilir herhalde büyük bir ihtimalle, bir reaksiyon gösterebilir manasında mı söylüyorsun? Tabii iritasyon edebilir. Yani şunu bu yağlar özellikle ağır gelebilir göze. Onun için sadece Hint yağı ve tatlı badem yağı kirpikler için. Kaş için biraz daha kuvvetli yağlar vereceğiz şimdi. Tamam. Kaş ve saçı aslında ve bütün düşünebiliriz, ama kirpikleri ayırmak gerekli burada. Tamam. Ve bu ikisi de yani... Çok dikkat. Kaş ve saç aynı dosya, kirpik başka bir dosya gibi mi? Kirpik başka, tamam, bir dosya, okay. Kirpiği bambaşka düşünmek gerekli. Tamam. Ve hani burada da çok hatalar yapıyoruz aslında. Kirpiklerimizi, hali hazırdaki sağlıklı kirpiklerimizi kaybediyoruz. Hı-hı. Ne yapıyoruz? Mesela ipek kirpik taktırıyoruz, takma kirpik taktırıyoruz. Aslında bir kere. Yanlış böyle
kimyasallarla yapılan böyle lifting işlemleri var. Yani hani bunlar da çok çok zararlı. Aynı zamanda görmemize bile uzun vadede belki ciddi bir zarar verecektir. Vitaminlerle yapılan işlemler var, laminasyon işlemleri. Bunlar daha sağlıklı, yani vitamin yüklemesiyle yapılan. Ha, tamam peki. Bu işlemler faydalı ama onun haricinde işte ipek kirpik, takma kirpik, bunlardan da uzak durmak gerekli. Hani bazı hanımlar çok alışkın bu işlemlere ama sonunda mutlaka o kirpiklerin, kendi hali hazırdaki kirpiklerin koptuğunu görüyoruz maalesef. Çıkartıldığı zaman zaten onun yokluğunu fark edince bence takmaya devam ediyorlar, öyle söyleyeyim. Ben evet, öyle aslında bir böyle kısır bir döngüye haline düşüyor geliyor. Maalesef çıkarttığı ki. Zaman... Yok gibi bir hal almış oluyor. Yok gibi hissediyorlar ama bu vitamin destekleriyle bir böyle bir ay iki ay sabretseler, biraz daha uzun ve rimel destekleriyle, güzel kaliteli rimellerle destekleyerek aslında yine aynı görüntüye de elde edebilirler. Şimdi kirpik için yaptığın karışımda ne vardı? Hint yağı ve tatlı badem yağı. Tamam. Sadece bu ikisi kirpiğe son derece yeterli, faydalı. Düzenli kullanımda da bir buçuk ayda fayda sağlatacak. Peki. Ve kirpiklerinizi uzatacak bir karışım. Hadi bu. Bakalım. Peki, tamam. Bunu ayrı tuttum dediğim gibi. Bunun haricinde şimdi bir de saç ve kaş için bir işlem yapmak istiyorum. Kaşta da aynı şekilde biz tabii ki yanlış işlemler senelerce ben dahil hepimiz yaptık. Küsmüş kaş deyince bana bakılıyor yani zaten. Kaşlarımızı küstürdük, iyi bakmadık, vitaminler vermedik, yanlış kalıcı makyaj, yani her kalıcı makyajdan bahsetmiyorum ama yanlış ucuz malzemelerle, yanlış tekniklerle yapılan kalıcı makyajlar maalesef ki merdiven altı diyorsun. Merdiven yani. Altı yerlerde yapılan yerlerde yapılan işlemlerle beraber kaşlarımızı mahvettik. Böyle bir dönemden hepimiz geçtik. Ama şimdi hepimiz geçtik. Şu anda bir bilinçlenme dönemi. Maalesef ki artık bilinçlenelim ve kaş aslında bir trend oluyor. Yani hani daha önceki yıllarda yay kaşlar vardı. Evet. İşte şimdi kaşlar, dağınık kaşlar. Evet, şimdi aynen öyle. Aslında yani bu trendlere uyup kaptırıp da hani bu kaş ifadeyi de değiştirmemek lazım. Yüzünüze uygun aslında en güzel model en doğal haliniz. Hmm. Yani kaşımız biraz eksik de olabilir, biraz rengi açık da olabilir ama en doğal halimiz yüzümüze bence en uygun olan halimiz. Onun için çok ağır kalıcı makyajlarla hem kaş köklerini maalesef o kötü boyaları da gönderdiğimiz için küstürüyoruz. Hem de ifademizi bence bozuyoruz. Doğallıktan uzaklaşıyoruz. Bence her şey doğal bir şekilde güzel. Onun için bu doğadan gelen güzel yağları da kullanıyoruz bakımlarımızda. Şimdi Reci'den bir soru geldi. Emrah, bazı soruları böyle bir isabetli soruyor. Mesela merak ediyorum. Sen kaş sabununu, jelini nereden biliyorsun mesela? Benden. Peki, tamam peki. Kaş sabunu. Evet. Peki, muhtemelen içerisinde E vitamini olan bir sabundur diye düşünüyorum. Yani E vitamini kıl köklerini besleyen bir vitamin olduğu için muhtemelen o şekilde bir sabundur. Ya şekillendirmek ondan, için kullanılan sabunlardan ve jellerden bahsediyor aslında. Şekillendirmek için. Evet. Ben de ilk defa diyorum Emrah'tan. Ben de Emrah'cığım bu nedir? Bunu merak ettim. Ben anlatacağım ona, hiç merak etmesin. Biz kaşı aslında şekillendirmek için yine kirpikte uyguladığımız laminasyon işleminden fayda sağlıyoruz. Onu kullanıyoruz. Bunun içerisinde hem mineraller hem vitaminler var. Kaşı aslında yukarı doğru doğal bir şekilde tarayarak vitamin yüklemesi yapıyoruz. Kesinlikle kimyasal kullanmadan. Mesela bu işlem aynı zamanda 6 hafta 8 hafta kadar da rahat bir şekilde, özellikle yaz aylarında da çok rahat ediyoruz. Kış aylarında da hani doğal uyandığınızda doğal bir bakışla hem de vitamin yüklemesiyle beraber aslında bu şekilde biz bir bakım uygulamış oluyoruz. Bir bakım uyguluyoruz. Aynen cilt bakımı gibi kaş ve kirpikleri de 6-8 hafta arayla laminasyon uygulaması dediğimiz ama lifting kesinlikle değil. Çünkü o lifting dediğimizde korkunç kimyasallar. Hatta onu yaptırırken belki hanımlar perma şimdi hatırlarlar. Perma gibi bir şey mi olsa gerek perma o? Perma gibi ve, ve böyle kötü bir koku gelir. Yani o kimyasalın kokusu böyle sizi yaptırırken bile rahatsız eder. O kokuyu hissettiğiniz anda kalkın. Çünkü gerçekten kim bilir ne veriyorlar yani. Ha, hani, tamam, dikkat. Evet, çok dikkat etmek lazım ve yaptırdığınız işlemlerin hatta merkezde lütfen onaylarına bakın. Sağlık Bakanı onayın. Yani o kutular sizin yanınızda açıldığında CE onayı var mı? FDA onayı var mı? Hani bu tarz Sağlık Bakanlığı onayları var mı diye de lütfen onaylarınıza bakın. Geri dönüşü olmayan çünkü, bir şeye girmesin. Evet, bu aynen. Bu kesinlikle çok çok önemli ve göz buradaki konu çok önemli. Yani duyumuzdan bir tanesi. Evet. Allah korusun. Dikkat ediyoruz. Bir, kirpik konusunu kapatıp kaşa ve saça doğru yükselelim mi? Kaşa ve saça doğru gelelim. Aynen, kaş ve saçı bir bütün olarak düşünebiliyoruz dediğimiz gibi. Şimdi yine yoyoba yağı olmazsa olmaz. Yani gerçekten
kıl köklerini besleyen, sadece kıl köklerini değil aynı zamanda derisini, saçın kendisini de besleyen. Yani biz burada bütün düşünmemiz gerekli. Hem dibi hem ucu besleyen, nemlendiren vitaminler var içerisinde. Onun için jojoba yağı kullanıyorum. Biraz burada daha bolca kullanabiliriz. Çünkü daha saçlar daha uzun olduğu için ve masajla beraber de uçlara biraz kadar da... yapıyor muyuz genelde peki biz bu bakımlarımızı? Ben dipten başlıyorum. Dipten böyle bu masaj da bu arada çok çok iyi. Kan dolaşımını hızlandırır için normal evde otururken, ofiste otururken bile saçlarınızda masaj yapmaya başlayabilirsiniz aslında. Hani böyle birkaç dakika masaj, saç kan dolaşımını yani kan giden yerde hücre yenilenmesi başlar. Onun için hani bu masaj tekniği de çok önemli. Dipten başlıyoruz masajla beraber en ucuna kadar sürüp belki bir şeyle bir tokayla tutturup bir saat minimum beklemek gerekli. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi jojoba yağını koydum. Koydum. Aha. Argan yağı. Tamam. Saç için çok, çok faydalı. Çok duyuyoruz, çok seviyoruz. Çok tamam. Seviyoruz. Aynı zamanda cilt için de kullanılabilen. Yani komedojenik oranı çok düşük olduğu için cilt için de rahatlıkla uygulanabilen bir yağ. Hı hı. 30 ml'de argan yağı koyacağım. Eli de çok bol ya. Evet. Ama maşallah. Sonra bu yağlarımızı arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Evet, arkadaşlarımıza dağıtıyoruz. Biberiye yine aynı şekilde saç derisine ne dedik? Kan dolaşımını hızlandırsın, kıl köklerinin çıkması için orada bir hareket oluşturuyoruz. Biberiye de tam bu işe yarıyor işte. Biberiye yağından 5 damla. Buradaki oranlar biraz daha yükselebiliyor. Hani yüz için konuştuğumuzda daha hassas, göz çevresi için konuştuğumuzda oranlar gitgide düştü bu uçucu yağları. Ama şu anda saçta olduğumuz için misk ada çayı 5 damla kadar. Hı-hı. Ve yine ylang ylang bu afrodizyat etkili yağımız 2, 3, 4, 5 tamam 5 damla kadar. Şu anda şahane bir hem kaş hem de saç için bir serum oluşturduk şu anda. Ve organik. Aktarlardan da bulabilirsiniz. Çok mesaj alıyoruz nereden buluyoruz diye. Aktarlardan ya da güvendiğiniz markalardan da aynı şekilde bulabilirsiniz bu yağları. Kaşa da yine kulak çubuğuyla. Hem bu şekilde hem bu şekilde. Tersten hem çıktığı yönde hem ters yönde. İki taraftan da. Burada belki eğer ki hijyeninize güvenirseniz ve bakımını iyi yaparsanız böyle minik derma rollerlar var. Ha. O minik derma rollerlarla da kaşın üzerinden çapraz çapraz yine altlı üstlü. Yani eminimi biraz, arttırmak için. Eminimi arttırmak için hani her daim değil ama haftada bir ya da maksimum iki yani ara vererek onu uygulayıp üzerine bunu uygulayarak da yapabilirsiniz. Ama burada hijyen çok önemli. O hijyeni herkesin yapıp yapamayacağından emin olamadığım için ben açıkçası yani hani buraya getirip göstermek istemedim. Tamam. Ama ben de ara ara kendim de kullanıyorum onu. Ve merkezlerde de tabii ki daha yoğun içeriklerle hani her şey onaylı ve çok güzel vitaminler var saç için ve kaş için. Aa, ve kirpik için de aynı şekilde. Güzel. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür hem ediyorum. Hem güzelliğin için hem de formüllerini bizimle paylaştığın için izleyicilerimizin de çok memnun kaldığını biliyorum. Yine aynı şekilde söyleyelim. Hem Burcu'dan hem bizim hesabımızdan biliyorsunuz. Tariflere ulaşabiliyorsunuz. O da zaten seve seve genelde soruları cevaplamaktan hepsine da. Hepsine teker evet, teker gerçekten her daim cevaplıyoruz. Vaktini veriyor sağ olsun. Tekrar teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzün... Çok.